Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'in Şehit Kamili ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde büyük yıkıma nedeni olmuş, 400 ev yıkılmış ve 65 kişi hayatını kaybetmişti. Depremzedeler için yapılan yeni köy evleri sağlam yapıları ve konforlarıyla dikkat çekerken evlerine kavuşan depremzedelerin yarım kalan hikayeleri yürek burktu. Yeni evine kavuşan 65 yaşındaki Fatma Aslan, depremde oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybettiğini anlattı. Aslan, depremden 6 saat sonra çıkan 6 yaşındaki kız torunu ve oğluyla hayata tutunuyor. Epey bir ara elimize geçmedi. Zor bulduk. Hastanelerde kaybolmuş, almış gitmişler. Sonunda bulduk kendini. Anda Allah bayağı abi sağ ne bileyim bilmiyorum artık. Ona da bakarım bir yardım tokanı sağ olsun herkes yardım ediyor gene kendine elbisesiymiş, sırtıymış, başıymış, her kişi kendine hatını sayıyor. Sağ olsun, Allah'ım zararlık vermesin, Allah'ım kendine bol versin. Biz de bunu yaptı, içine koydu, rezil oluyorduk, kontiye ceylan yok, ataş yok. Bir kontiye de soğukta, kışın güne yatı mı? Kontiye sallansa kız diye ki, ne diye deprem olacak, hak kapıya kaçak diye. Korkuyorum, ben de korkuyorum, kızım benim de bir şey yoktur. Allah'ım kendine zararlık vermesin, Allah'ım kendine kurban olduğum, Allah daha bol versin, Allah'ım kendine zararlık vermesin kızım.